Kerbela matemi tarihteki sembol olaylardan, sembol katliamlardan birisidir. Kerbela'yı Kerbela yapan oradaki direniştir. Kerbela'yı Kerbela yapan oradaki zulümdür. Kerbela'yı Kerbela yapan oradaki mazlumların çektikleri, onların oradaki yaşadıklarıdır. Kimse zannetmesin ki tarihten günümüze bütün zalimlerin zulümlerini unutuyoruz. Nasıl o zulmü yapanlar Yezid ismiyle sembolleşmiş ve bugün de o zalimlere Yezid deniliyorsa, aynı şekilde Yezidlerin olduğu her yerde Hüseyinler ve Hüseyin'i duruşu sergileyenler de olmuş. Bizler de tarihten bugüne o mirasın temsilcileri olarak o Hüseyin'i duruşu sergilemek gayreti içerisinde yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda 12 Eylül. 12 Eylül de bir Kerbela'dır. 12 Eylül'ü yapanlar da Yezid'dir. 12 Eylül'e karşı direnenler de Hüseyin'i duruşu sergileyenlerdir. Kerbela 12 Eylül'de, Diyarbakır zindanları ise Hüseyin'i duruşu sergileyenler de Diyarbakır zindanlarında o Yezidlere biat etmeyenlerdir. 12 Eylül darbenin yıl dönümünde yeni bir darbeyle karşı karşıyayız. Darbeler çeşitlidir, türlü türlüdür. Postmodern darbe, askeri darbe, emuhtıra darbesi olduğu gibi siyasi darbede vardır. İşte üç büyükşehir belediyemize, Van'a, Diyarbakır'a, Mardin'e atanan kayyumlar da bir siyasi darbedir. Bu darbeye karşı çıkmak da meşru bir haktır, direnmek de meşru bir haktır. Aşure lokmalarımızı paylaşacağız. Aşure işte tam da bizim savunduğumuz siyasetin, savunduğumuz felsefenin, inancın, kültürün bir yansımasıdır. Aşure 12 çeşit ürünün bir araya gelip oluşturduğu ortak tattır. İşte biz de toplumların, kültürlerin, dillerin, inançların, ırkların, milliyetlerin tek olamayacağını, tek olursa bir tat vermeyeceğini savunanlardanız. Biz herkesin diliyle, inancıyla, kültürüyle, rengiyle varlığını koruyarak hep birlikte aşure olarak çoklukta birliği oluşturmadan yanayız. Yani açalım tenceremizi bismillah diyerek 38'in can kavtu 8 diye kendi dilimizden söyleriz. Peygamberlerin kimin kimden üstünlüğü yarışı bizim haddimiz değildir. İnancımız varsa hepsine saygıyla eğiliyoruz. Onun için 366 evliya adına nenem duayla başlardı. Ana Fatma bizde o kadar yer almış ki kendi dilimden söylemem gerekiyorsa örneğin Robari Ana Fatma, Çita Ana Fatma, Lokme Ana Fatma, daha çok Saca Ana Fatma deriz. Yani ekmek pişirdiğimiz saca da ana güzel olanı bence anmak lazım inançla. Kavga edene, kanlı bir kavgası düşmanlığı olanlara çitana Fatma atarlar. Ben aldım, biz oradan aldım. Kaşık burada. Ben aldım kaşığı. Alır mısın burada? Aldım mı kaşığı? Abi.